Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine günlerden temizlik günümüz ama bu sefer banyo temizliğimiz olacak A'dan Z'ye kadar. Sanırım bir ayı geçti orada temizlik yapalı. O yüzden dolapların içlerini, dışlarını, her şeyini, duvarlarına kadar silmeyi düşünüyorum. Derin temizlik yaparken lazım olmayan şeyleri ve daha öncesinden kıyamadığım şeyleri atmaya da karar verdim. Hiç acımadan bu sefer attım. Lavabonun alt dolabından başlamak istedim. Bu sefer duvarı cifredim iyice. Dolabın içinin de aynı şeklinde. Yani olmazsa olmaz cifimiz. Sizlere sıkıcı gelmesin diye hızlandırdım videoyu. Yani inşallah sıkılmazsınız bu şekilde. Bu arada temizlik videolarımız bayağı izleniyor ama takip etmeyi unutuyorsunuz herhalde. O yüzden sizden bir ricam var. Lütfen takip edin kanalımı. Tabii beğeni de atarsanız o da güzel bir şey olur benim için. Çok mutlu olurum. Yine de teşekkür ederim sizlere. Yerleştirmeden önce hepsinin tozunu alıyorum. O şekilde yerleştiriyorum. Marketleri boş boş gezmeyi seviyorum dediğimde aslında stok yapmayı çok seviyorum. İndirimli yakaladığımda ürünleri mutlaka alıyorum. Temizlik yaparken sıkılmayayım diye genelde ya film açıyorum ya dizi açıyorum ya da müzik açıyorum. O şekilde en azından eğlenceli oluyor. Zaman da geçiyor. Siz de öyle yapıyor musunuz? Burası da bittikten sonra yan dolaba geçiyoruz. Orayı da önce boşaltıp siliyorum, cifliyorum. Ondan sonra lazım olmayan şeyleri atıp tekrardan geri yerleştiriyorum. Herhalde bende ters bir şey var. Temizlik yaptıkça enerji daha da fazla çoğalıyor. Yani daha da enerjili oluyorum, daha da severek yapıyorum temizliği. Banyom biraz dar olduğu için başka bir açıdan çekemediğim için yani kusura bakmayın ancak bu şekil oldu. Burada da aynı şekilde tozumu alıp yerleştiriyorum. Genelde bir rafı kendime ayırıyorum, bir rafı eşime ayırıyorum. Diğerleri genel olarak kalıyor. Yani keşke uzun süredir öyle kalsa. Bütün kremlerimi, scrublarımı, toniklerimi yani hepsini banyoda tutuyorum. Daha rahat, kolay oluyor benim için. Bitmeyen dolap raflarımız. Burada da zaten diş macunu, diş fırçalarımız, normal saç fırçalarımızı tutuyorum. Dışarıdan da cifliyorum, siliyorum. En azından parlaklığı biraz artıyor.
temizlik yaklaşık bir saatimi aldı, yani duvarlar dahil. Duvarlar için kovayı hazırlıyorum. İçine azıcık çamaşır suyu koyuyorum. Bir de çok az sabun koydum ama çok az. En sevdiğim köpüklü suyla duvarı silmek. Hadi başlayalım. Yani hepimiz temizlik yapmayı biliyoruz zaten. Ondan hani hiç şüphem yok ama bu tarz videoları sizler de motivasyon olun adına çekiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz de beğeni atmayı unutmayın lütfen. Duşakabini normalde cifliyorum ama bu sefer niyeyse böyle oldu. Çamaşır suyla da iyi oldu bence, mikroplar ölür. Duvarlarda su izi kalmasın diye mumluma slipinin ürünü kullanıyorum. Yani hiçbir leke kalmıyor. Bu arada mopu da tavsiye ediyorum. Çok kullanışlı. Yani bence hiç kaçırmayın. Çok da uygun bir fiyata. Çamaşır sudan sonra güzel bir koku bırakıyor bu havlular. Leke bırakmayan havlularda aynı şekilde tozunu alıyorum. Bu havlularda da camı siliyorum. Hiçbir şekilde leke bırakmıyor. Çok güzel bir ürün. Son olarak lavaboyu cifliyoruz. Thank you.
sonunda tabii ki yeni bir temiz havlu asıyoruz. Hem sizlerle birlikte temizlik yapmış oldum, hem banyom temizlendi, toparlandı. Bu arada size de inşallah motivasyon vermiş oldum. Siz de aynı şeklinde temizlik yaparsınız. Leke bırakmayan havlular sayesinde dolapların üzerinde hiçbir iz yok. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın, beğeni atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.